yarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma, buradayım sorma. Sederdeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. Yavaş yavaş korkun alevler yanıyor içimde. Aşkım beni kül ediyor. Korkun alevler yanıyor içimde. Aşkım beni kül ediyor. Sorma, ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. Dilinize sağlık. Biraz kulağımızın pasını attınız yani. Evet, şimdi tabii okuyoruz. Tarih bilmek gerekiyor. Toplumları var eden tarihidir. Geleceğe umutları tarihteki gücüyle toplumları alır. Şimdi inceliyoruz Osmanlı'nın özellikle yani kuruluşundan son padişahına kadar eğitim öğretimde musiki, kültür, sanat başlı başına büyük önem arz ediyor. Padişahın arkadaşları, sanatçılar, şairler, hatta onların birlikte beraber hukukları, nükteleri hep konu olmuştur. Birçok padişah makam kendi geliştirmiştir. Evet. Birçok makama padişahlar imza atmış. Saray müziği, işte halk müziği. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han 7 yabancı dil bilirmiş. Lale devrinden son padişah Vahdettin'e kadar devlet geleneğinde devleti idare edenler, beyler, ağalar sanatla birinci derecede alakadarlarmış. Şimdi yani bizde devleti idare edenlerin oturup kalktığı adamların profiliyle, aile fotoğrafıyla cihana hükmeden imparatorluğu idare edenlerin aile fotoğrafını incelediğiniz zaman birbirinden çok farklılık arz edecektir. Bir tarafta kültür, sanat adamlarıyla haşır neşir olan, topluma önderlik eden yönetici kadrosu, diğer tarafta da işte aile fotoğrafını fazla ayrıntılarına girmek istemiyorum ama demek ki bir toplumun büyüklüğü, zenginliği de biraz bu fotoğrafları mukayese ettiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Şimdi neden sanat gelişmiyor, sanatçı gelişmiyor? Şimdi ben sordum, ut çalan 200 bin, 250 bine yakın Adıyaman'ın merkez nüfusu var. 650 bin genel nüfusumuz. Toplasanız 40 tane ut çalan yoktur bu kent. Yani hatta 10 tane de bile şüphelidir. Bazı dışarıdan gelen öğretmen arkadaşlar olabilir. Bu büyük bir tehlike, geleceğimizi tehdit eden bir tehlike. Neden? Toplumları var eden kültürleridir. Musikisidir, sanatıdır, şarkısıdır, türküsüdür. Bir toplumu millet yapan en önemli değerlerden biri bu. Şimdi canlı telefon bağlantımızda
Adıyaman'ı da dışarıda sesiyle temsil eden çok değerli bir isim var, sanatçımız. Kahtalım içi. İyi akşamlar Mustafa Bey. Mustafa Bey, ben sizi 1970'li yıllarda özellikle Adıyaman şehir stadında böyle masada otururdunuz, elinizi bir kulağınıza kapatır, bir gazel okurdunuz. Ben de tabii çocuğum, genç yaşta o Hacı Efendi'nin ziyaretinden duvarına çıkardım. Mustafa abinin gazellerini dinlerdim. O dönem gazel okuyan çok değerli üstadlarımız da vardı, büyüklerimiz de vardı. Adıyaman'da hafız olan, Kur'an hafızlarının birçoğu da iyi gazel okurlardı. İyi gazelhanlarımız vardı. Sizin de muhakkak ustalarınız, büyükleriniz vardı. Onların yanında yetiştiniz, kendinizi geliştirdiniz. Ama günümüzde pek kahtalımışçılar yetişmiyor. Bu sanat geleceğe taşınması lazım. Bunun için neler yapılması lazım, neler söyleyeceksiniz? Biz Said Hafız'ı rahmetiye kavuştuk. Allah rahmet eylesin. Yani bir fazla şeyimiz olmadı ama mesela bir Hafız Yusuf Emre'den çok güzel oturmalarımız oldu. Çok feyiz aldık. Delikanlı Mehmet abiden, yani buna benzer çok sevdiğimiz abilerimizden feyiz aldık. Biz o zaman o şekil yetiştik yani, ama bizim tabii şu andaki gençlerimizde şartlar çok güzel. Bizdeki o zaman şartlarımız yoktu. Yani İşte giderdik, otururduk, dinlerdik. Ne yapıyor, ne çalıyor. Çok güzel mesela tambur çalan Mehmet abiydi. Kemanından bu dönemin daha evveliyatını. Cumbuş çalan mesela Abzer abi vardı. Kör Abzer derdik lakabı, özür dilerim. Mesela son jenerasyon, yani bizim şey Aziz Hoca vardı. İrfan Hoca bilir. Şimdi Adıyaman'da biz halk eğitim vardı. Halk eğitimde işte düğünler olurdu, bir toplantılar olurdu. Bu şekil fabrika vardı. Yani o şekil biz yetiştik. Ama kulağımız sağlamdı. Yani tabii konservatuarımız yoktu ama Zeynal Bey bizim evet. Kulağımız sağlam olduğu için Allah da yardım etti. Yavaş yavaş ama çok şekil. Yani bu güne kadar geldiğimize hakikaten bedelini çok ağır ödedik. Halen de ödüyoruz yani. Evet. Ben istiyorum ki sanatçı arkadaşlarımız Adıyaman olarak saygı, sevgi, örfünü, adetini, geleneğini, göreğini katı süreten kaybetmemeli. Evet. Kaybettiği zaman olmaz. Şimdi görüyoruz. Mustafa abi, siz tabii aynı zamanda böyle Kahtalı lakabınız var. Bir de Kahta doğumlu olmanızdan dolayı Kahta ilçemizle de ilişkiniz iyi. Kahta ilçemizde de böyle sanatın, musikinin geliştirilmesi için bir çaba, gayret var mı? Orada da ilçede bu konuyla ilgili yöneticilerle görüşüyorsunuz mu? Vallahi yok. Şimdi burada da tabii ki müzisyen arkadaşlarımız var. Kahta'da var. Yani sağa sola mesela düğünlere gidiyorlar, şeylere gidiyorlar, gecelere patlıyorlar ama burada şu anda Adıyaman'daki gibi İrfan kardeşimizle ve öbür arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir şekilde mesela Adıyaman Müziği Derneği kurulmuş. Bundan daha güzel bir şey var. Yıllardan evvel Adıyaman'da birkaç kez bunun şeyini yaptılar. Bir türlü rayına oturtamadılar. Bizim dönemimizde de bir araçlar geri kapadı. İnşallah İrfan Hoca'dan şimdiki buradaki arkadaşlarımız bunu en güzel yere getirirler. Sanatsal olarak da bize düşecek bir şey varsa benim başım üstüne, ben hepsinin emrindeyim yani. Buradaki misafirlerimize, herkese saygılarımı, teşekkürlerimi sunarım. İrfan Bey, Ud'dan böyle bir yol versin de sizden böyle bir, hiç olmazsa bir kıta bir gazel dinleyelim yani. İzleyicilerimiz sizi böyle ekranda görüp de bir gazel duymaz, kapatırsak bir eksiklik olur. Başım üstüne, başım üstüne. İrfan abi nasıl bir giriş yapsın? Vallahi hoca bir tane Kürdi çarpı dörtlük söyleyeyim. Evet. Haydar Efendi'yi çarp. Haydar Efendi. Eğer müsaitse Haydar Efendi'nin bir dörtlüğünü okuyayım. Thank you.
insan değil bir helal düşerdir aman aman. Benim bu işretimde kırk kadar hak ilabet yoktur. Sefil müznibim affettir emri mükerrerdir aman aman. İçerim bir kadeh bade günahkar bir ben miyim sade. Zalimler vardır bu dünyada, bilen bilsin bu haydedir aman aman aman. Eşrefteler aman lımın aman aman. İyiyim ağam. Diline sağlık. Anamın dinle Allah Allah, anamın dinle Allah Allah. Zeynal Bey. Diline sağlık Mustafa abim, çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlere, arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. Sağ olsun, Allah sizlere sağlık, afiyet versin. Yeni yetişen arkadaşlarımıza saygı, terbiyeyi, hakikaten büyüğü, küçüğü, örfünü, adetini, geleneğini, göreğini güzel bir şekilde devam ederse, saygıda kusur etmezse, herhal bir yere gelirler, irfan kurabilir. Teşekkürler Mustafa Bey. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Yaşam, bütün Adıyaman hemşehrilerimize saygılarımı soruyorum. Sen. Hepsine saygılarımı soruyorum. Sağ ol. Kahtalı Mıçit, Adıyaman'ı da dışarıda iyi temsil eden, Adıyaman şivesini de orijinal haliyle, 40 yıl öncesi haliyle kullanan, koruyan, büyüklerine saygılı, küçüklerine öneme ehemmiyet veren, İyi bir devrimci ama Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü önemseyen, toplumda her kesimden insanları kucaklayabilen ve toplumun da her kesiminin sevdiği, zevkle dinlediği bir isim. Kendisiyle biz gurur duyuyoruz. Bu arada tabii mesajlar geliyor. Muğla'dan Hüseyin Uyanık, Adıyaman'dan Adnan Kınacı, Ebu Bekir Turan, Kahta'dan Tevfik Parlak arayıp zevkle programı izlediklerini, böyle bir konu gündeme getirdiğimiz için de ayrıca teşekkür ediyorlar. Şimdi böyle bir programa başladığımız zaman konuklarımız diyor ki, bizi bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lan kusura bakmayın, biz sizleri buraya çıkarmak zorundayız. Bu kentin bütün imkanları sanatçıların emrinde olmak zorunda. Hiç bize bu konuda teşekkür etmeyeceksiniz. Bizim görevimiz, vazifemiz sanata, sanatçıya, insana değer vermek. Yani bizim görevimiz bu. Bu açıdan ben bazen programa çağrıldığı zaman nezaketen, tabii güzel insanlar, şükran ifade etmeye çalışıyorlar. Hiç ona gerek yok. Bizim vazifemiz, görevimiz sizlere her alanda yardımcı olmak, önünüzü açmak, çalışmalarınızı kolaylaştırmak. Bizim işimiz, görevimiz bu. İrfan Hocam, Adıyaman türküleriyle, sanatçılarıyla, sanatıyla konuşulan bir ildi. Adıyaman yemyeşil bir kentti. 30 yıl önce bütün kamyonlarında, otobüslerinde, arkasında yeşil Adıyaman yazan, her tarafın bağ bahçe olduğu, o kerpiç evlerin avlularının hepsinde muhakkak incir, dut ağacı, asması olan, yeşile çok ehemmiyet veren, yazlık sinemalarıyla, kültürel etkinliklere, faaliyetlere bütünüyle, ailesiyle birlikte katılabilen, Ezo Gelin filmini izleyip de Ezo Gelin'e sinemadan çıkarken herkesin mendille gözlerini sildiği, böyle toplumsal kentli olmanın, evet, çarşambada bayanlar matinası olurdu. Hatırladığın Meram sineması vardı, şehir sineması vardı, Dilan sineması vardı, belediyenin karşısında bir sinema vardı, Eski Saray'da vardı. Bu kentin nüfusu 20 bindi. Ama 7-8 sineması vardı. Bu kentin nüfusu 30 bindi. 4 tane hamamı vardı. Böyle bir kentti. Şimdi biz kentli olmada erozyona uğradık toplum olarak. Kentli olma, bahsettiği gibi İrfan Hocamızın, özellikle trafik sinyallerine toplumun uyma oranı da kentli olmanın
bilincinin göstergelerinden birisidir. İrfan Hocam, gençlerimizin yetişmesi lazım. Bununla ilgili musiki cemiyeti olarak size görev düşüyor ama bana sorarsanız en büyük görev Milli Eğitim Müdürü'ne düşüyor. Okullarda çocuklarımızın özellikle musiki hususunda, bu mahalli kültürümüz hususunda iyi yetişmeleri için müfredatın dışında da gayrete gerek var. Milli eğitim kadroları, milli eğitimi idare edenlerin Adıyaman'ın kültür sanatıyla ilgili, musikisiyle ilgili böyle bir endişe, kaygı taşıyorlar mı? Bu da toplumda tartışılan bir hadise. Çocuklarımızı korolara, müzik öğretmenlerini müzik, musiki adamlarıyla bir araya getirerek en azından işlerindeki yetenekli çocukların okul saatleri dışında musiki cemiyetlerinde, konservatuvarlarda vesaire değerlendirilerek sanat alanındaki gelişmesine katkı sunulması gerekiyor. Siz de musiki cemiyeti başkanısınız. Hiç müzik öğretmenleriyle sizi valilik veya Milli Eğitim Müdürlüğü bir araya getirip arkadaşım Adıyaman'da sanat ve sanatsal çalışmalarda eksiklik görüyorum, sanat duyarlılığımızı artırmak için neler yapmamız gerekir diyen bir Adıyaman valisi oldu mu? Bir il Milli Eğitim Müdürü oldu mu? Sorusu soruyor size. Buyurun. Çok net bir soru. Evet. Şimdi biraz daha geç kursamını ele alalım. Geçmişten bahsettiniz. Geçmişte evet, Adıyaman'da büyük sesler, önemli bestekarlar, önemli şairler yetişmiştir. Bence orada bir hatırlatma ve yad etme görevimizi yerine getirelim. Elimde Adıyamanlı şairler, Şemsettin Bilgin Beyefendi'nin hazırlayıp kazandırdığı bir kitap. Ona şükran borçluyuz. Evet. Adıyaman önemli şairleri ve edebi insanları arasında hızlıca okumam gerekirse Rıfat Efendi, Lüzumi Efendi, Lami Efendi, Çırağı Baba, Halis Efendi, İbrahim Hakkı Baba, Ali Rıza Efendi, Sezai Efendi, Asım Efendi, Hafız Mahmud Efendi, Hicri Efendi, Akif Hoca, Haydar Efendi. Biraz önce evet. Sağ olsun. İçtiğim bir yudum evet. Bade bu dünyada bir evet, günahkar ben miyim sade? Gazel olarak okuduğu evet. Beyitleri şairi Haydar Efendi, Haddad Efendi, Nakıpzade Ata Efendi, Hasmi Baba, Nusret Efendi, Sıtkı Efendi, Besnili Sıtkı Efendi, Ömer Masar Efendi, Nakıpzade Ahmet Faik Üstün Bey, Mehmet Soylu, Abdurrahman Fehmi Bilgin, rahmetli beyefendi gibi bulunamayan, tespit edilemeyen şairlerimiz şimdi de vardır. Hocam yaklaşık bir 30 civarında isim okudunuz. Evet. Ben öyle zannediyorum ki şimdi kameramanlarımız yarın İlkokulu vazgeçelim de liseleri ziyaret edip Adıyamanlı şair ve sanatçıları sayar mısınız deseler bu saydığınız 30 ismi bırak davulcu demek evet. Ki bu kentte bir sorun, bir arıza var kültürel meselede. Evet, kültürel erozyon var. Tabii bir toplum kendi kültürünü, değerini, tarihini, sanatını bilmezse geleceği evet. Olmaz bu toplumların. Şimdi müsaade ederseniz evet, Zeynal Bey. Evet. Haydar Efendi'nin tam da biraz önce sevgili Mustafa abimin evet. ifade ettiği gazelin şiirini okuyalım. Şiiri okuyun, sonra bir canlı telefon bağlantımız olacak. Tamam. Evet, dinleyelim. Bu arada hikayesini de şöyle rivayet evet. olarak, evet. aldığım rivayet olarak. Evet. Haydar Efendi alim bir insan, babası din alimi. Babasına Haydar Efendi'yi şikayet ediyorlar. Evet. Efendi diyorlar, siz zat-ı muhterem bir din alimisiniz. Evet. Oğlunuz da işret alemlerine pek düşkün. Evet. Yakışmasa gerek. Deyince evet. babası Haydar Efendi'ye direkt kendisi söylemiyor. Tabi baba evlat arasında geçmişte evet. belli bir mesafe de var. Yani böyle yüz göz olmak. Bu sefer duygularını kaleme alıyor. Eşine söylüyor evet. babası. Yani Haydar Efendi'nin annesine söylüyor. Diyor Haydar'a söyle. Evet. Bu işret alemlerini biraz kısıtlasın. Kısıtlasın, hoş olmuyor. Evet. Annesi Haydar Efendi'ye bu babasının dileğini iletince Haydar Efendi gene bir işret aleminde babasının o talimatına karşılık bu şiiri, bu gazeli okuyor. Evet, buyurun bir dinleyelim onu. Bunu evet. dinledikten sonra babası da duyuyor bu gazeli. Daha sonra evet. aktarıyor, Haydar'ıma karışmayın diyor. Evet. Tabi eski
ifadeler. Günahım işret olsun, affeden Allahu Ekber'dir. Evet. Bu hal-ı taneden insan değil bir alanet-i şerdir. Biri gizli günah etse olur mu gözleri mahmur? Bilinmez böyle mücrimler neler vardır, neler vardır. Kıyamet kopsa da görsek, ibadullahı seyretsek. Sukara, zümre-i sufi, mürayi hep beraberdir. Benim bu işretimde kıl kadar hakkul abd yok. Şefi-i müznibin affettirir, emr-i mükerrerdir. Allah'a ekber. Çekersen bir kadeh bade, günah